İyi ki geldiniz. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine göz atıyordum da öyle bir konuya denk geldim ki okuduklarımı mutlaka duymanız gerek. Evliya Çelebi, İstanbul Boğazı'nın nasıl oluştuğuna dair öyle çarpıcı şeyler anlatmış ki duyduklarınıza inanmakta zorlanacaksınız. Binlerce yıl öncesine uzanan bu efsanede Büyük İskender'den Zülkarneyn'e, Hazreti Hızır'dan Savaşçı Kraliçe'ye kadar akıl almaz detaylar var. Dünya haritasının yeniden şekillenmesine yol açan bu tüyler ürpertici olayı duymaya hazırsanız başlayalım. İstanbul Boğazı. Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa'nın birleştiği bu yer, tarih boyunca dünyanın en stratejik noktalarından biri oldu. Mavinin en güzel tonlarının yansıdığı suları, yemyeşil tepeleriyle İstanbul Boğazı, her yıl milyonlarca turisti büyülemekte. Öte yandan, gündüzün hareketli yaşamı ve geceye büründüğünde üzerinde parlayan ışıklarla büyüleyici bir manzaraya dönüşen kıyıları ile eşsiz bir yaşam alanı burası. Kıyıları boyunca Osmanlı'nın zarif yalıları, camiler ve kuleler ile süslenmiş bu su yolu, sadece bir geçiş noktası olmanın ötesinde tarihin ve kültürün canlı bir anıtı da. Karadeniz'i Marmara Denizi ve daha geniş anlamda Akdeniz'e bağlayan bir koridor olması nedeniyle, tarih boyunca çok sayıda medeniyet ve devlet için önemli bir nokta olmuştur. Kuzeyden güneye, yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda olan İstanbul Boğazı'nın genişliği ise 3700 metre ile 700 metre arasında değişiyor. Derinliği kimi yerde 110 metreye kadar ulaşmakta. Peki bu boğaz nasıl oluştu? Bu tür jeolojik süreçler yüzbinler, hatta milyonlarca yıl sürer ve İstanbul Boğazı'nın oluşumu da bu tür uzun vadeli süreçlerin bir sonucudur, diyor pek çok bilim insanı. Fakat çok uzak bir geçmişi olduğundan dolayı boğazın tam olarak nasıl ve ne zaman oluştuğunu belirlemek oldukça karmaşık bir konu ve bu yüzden farklı bilim insanları birbirinden değişik teoriler gündeme getirmiştir. Ama bugünkü konumuz bilim insanlarının bu olaya nasıl yaklaşıyor oldukları değil. Biz İstanbul Boğazı'nın oluşumunun ardında yatan efsanevi bir gizemi inceleyeceğiz. Bize rehberlik yapacak olan kişi ise meşhur Seyahatname adlı eserinde bu boğazın nasıl ve neden ortaya çıktığını çarpıcı detaylarıyla anlatmış olan Evliya Çelebi olacak. Az sonra duyacaklarınıza hazır olun. Çünkü bu fantastik hikayede Kur'an-ı Kerim'deki en gizemli hükümdarların başını çeken Hazreti Zülkarneyn'den Büyük İskender'e, Hazreti Hızır'dan korkusuz İzmir Kraliçesine bir kadın savaşçıya kadar akıl almaz detaylar var. Hazreti Hızır'ın zekice bir müdahalesiyle dünya haritasının yeniden şekillenmesine yol açan olaylar zincirini daha iyi anlamak için şimdi gelin her şeyin nasıl başladığına bir göz atalım. İskendername adı verilen mesnevilerin çoğunun konusunu oluşturan bir olay da İskender'in yaptığı gizemli bir yolculukla alakalı. Ahmediye'nin İskendernamesinden Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine kadar yer alan bu olaydaki kişilikler araştırmacılar tarafından detaylı bir şekilde incelenmekte. Çünkü olayda adı geçen kişilerle alakalı bazı belirsizlikler bulunuyor. Onlardan en belirgin olanı ise kuşkusuz İskender karakterinin Kehf suresinde adı geçen ve yaptığı bir set sayesinde kıyamete kadar Yecüc Mecüc'ü hapseden Hazreti Zülkarneyn ile olan bağlantısı olsa gerek. Daha önce Zülkarneyn'i özel olarak anlatmış olduğum videodan hatırlarsanız Zülkarneyn Aleyhisselam'ın Büyük İskender ile karıştırıldığından da bahsetmiştim. Bugünkü videomuzun konusunda da yine İskender karakterinin Zülkarneyn ile özdeşleştiğini görüyoruz. Fakat Mesnevi'den anladığımız kadarıyla İskender ismi bir tür lakabı temsil ediyor olabileceği üzere tarihte birden fazla İskender'den söz etmek mümkün. Doğu ile Batı'nın hakimi anlamında kullanılan İskender ismi Zülkarneyn Aleyhisselam ile özdeşleşerek İskenderi Zülkarneyn olarak kullanılmasına yol açmış durumda. En doğrusunu Allah-u Teala bilir diyerek ben bugünün konusunu ne Zülkarneyn olarak ne de Büyük İskender olarak anlatmak yerine sadece İskender demeyi daha doğru buluyorum. İskender'i biz ilk olarak Ab-ı Hayat efsanesinde duymuştuk.
Hatırlarsanız günümüzden çok uzun bir zaman önce İskender, Hazreti Hızır ve Hazreti İlyas Ab-ı Hayat adı verilen ve içen kişiye uzun bir hayat veren esrarengiz bir suyun peşine düşmüşlerdi. Karanlıklar ülkesinin ötesinde yer alan Ab-ı Hayat'a ulaşmaya çalışan bu üçlüden İskender maalesef Ab-ı Hayat'ı bulamadan yolda Hızır ve İlyas'ı kaybetmiş. Hızır ile İlyas ise suyun kaynağını bularak onu içmişler ve bu nedenle her ikisi de aradan geçen binlerce yıla rağmen hala hayattalar. Hazreti Hızır'ın karada, İlyas'ın ise denizlerde hayatını sürdürdüğüne inanılıyor. Ve her ikisi yılda bir defa buluşmakta. O güne de bizler Hızır ve İlyas isminin birleşmesinden oluşan Hıdrellez diyor ve her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Hızır ile İlyas'ın buluşması olarak kabul ediyoruz. Evliya Çelebi'nin anlatımıyla devam edecek olursak. Allah-u Teala yeryüzünü bugünkü şeklinde koymak için İskender-i Zülkarneyn'i yarattı. Zira Cenab-ı Allah bir şey murad ederse sebebini hazır eder ayeti üzerine Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gelişinden 5079 yıl sonra yeryüzünde İskender-i Kübra padişah oldu. Bütün hükümdarlar ona itaat ettiler. Fakat tüm hükümdarlar İskender'e saygı duyarken bir kişi vardı ki ona itaat etmeyi kabul etmiyordu. Bugünün İzmir'inde yaşayan Kaydafe isimli bir kraliçe. O ayrıca çok güçlü bir kadın savaşçıydı. Öyle ki İskender'in bir türlü galip gelemediği bir isimdi Kaydafe. Bir gün İskender bir plan yaparak seyahat amacıyla gizlice Kaydafe'nin ülkesine girip kraliçenin divanına geldi. İskender gizli bir şekilde kimseye belli etmeden Kaydafe'yi incelemeye, onun hakkında yakından bilgi edinmeye çalışırken kraliçenin askerleri İskender'i tanıyıp onun foyasını ortaya çıkardılar. Derhal yaka paça İskender'i yakalayan askerler onu kraliçenin huzuruna getirdiler. Karşısında İskender'i gören kraliçe de onu tanıdı ve hiç beklemeden İskender'i zindana attırdı. Uzun yıllar İskender'i zindanda tutan Kaydafe, bir gün kendisi ile savaş yapmayacağına ya da kılıç çekmeyeceğine yemin etmesi karşılığında onu özgür bırakabileceğini söyledi. Bunun üzerine yemin eden İskender serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan İskender, Elburz Dağı eteklerindeki kendi hükümet merkezine gelip burada tüm bilginlerini topladı ve onlarla başına gelmiş olan olaylarla alakalı bir toplantı yaptı. İskender'in vezirleri, "Efendim, Kaydafe denilen o kadının size yaptıkları karşılıksız kalamaz. Tüm askerlerimizle onun ülkesini basarak halkını kılıçtan geçirip ciğerlerini kebap edelim." dediler. İskender, "Kerim olan kişi verdiği sözü tutar." dedi. Kaydafe'nin hangi şartla onu zindandan çıkartmış olduğunu ve bu yüzden onlara karşı kılıç çekemeyeceğini anlattı. "Aklınıza başka bir çare geliyorsa söyleyin." diye de ekledi. İşte tam o sırada Hazreti Hızır, "Ey İskender!" dedi. "Eğer ki Kaydafe'den intikam almayı istiyorsan bunu onunla savaşmadan da yapabiliriz." İskender bunun nasıl olacağını merak ediyordu. Hızır Aleyhisselam devam etti. "Büyük bir kara parçasını keserek Karadeniz'i Akdeniz'e akıtalım. Böylece Kaydafe'nin bütün ülkesini suyla boğar, sen de intikamını almış olursun. Bu şekilde ettiğin yemini de çiğnememiş olursun." İskender bu fikri çok beğenmişti. Hemen halkın bilginleri, mühendisleri ve hocaları Karadeniz ile Akdeniz'in yüksekliğini ölçtüler. Karadeniz daha yüksekte kalıyordu. 700 bin dağ deviren işçi toplandı. Ve o gün var olmayan İstanbul Boğazı'nın olduğu yerden kara üzerinde tüm işçiler kazmaya başladılar. Bütün işlere Hazreti Hızır bakıyordu. Zira Hazreti Hızır İskender-i Zülkarneyn'in ordusunda askerdi. Hummalı çalışma tam 3 sene sürdü ve 3. senenin sonunda boğaz açıldı. Karadeniz'den akan durdurulamaz büyüklükteki su kütlesi Marmara'dan Ege bölgesine ulaşıp Kaydafe'nin şehirlerini sular altında bıraktı.
Bugünkü bildiğimiz haritada değişikliğe yol açan bu akıl almaz olay ile İskender Kaydafe'den intikamını almış oldu. Bugün İzmir'de yer alan Kadife Kale'nin de aslında önceleri Kaydafe Kale olarak anıldığı, sonrasında Kadife Kale olarak değiştiği söylenmektedir. İskender ise yaşanılan bu olaydan sonra açılan boğazlar ile meydana gelen büyük etkiden etkilenmiş olacak ki hızını alamayarak bu sefer de Cebeli Tarık Boğazı'nı açtırmaya karar verdi. Böylece Akdeniz'i okyanusla birleştirmiş oldu. Gördüğünüz üzere Evliya Çelebi gerçekten de seyahatnamesinde fantastik hikayelere yer vermiş durumda. Daha önce yaptığım bir videoda Osmanlı döneminde yaşanan vampir ve cadı vakalarıyla alakalı neler anlatmış olduğundan bahsetmiştim. Dilerseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. İstanbul Boğazı'nın böylesi muhteşem bir efsanesinin olması bizim kültürümüzün bir parçası. Belki doğruluğunu hiçbir zaman öğrenme fırsatımız olmayacak. Ama ne demişler? Her efsanenin ardında bir gerçek vardır.